Feride Hanım, gerçekten inanın bize. Tamam, inanıyorum ben size. Hırsızlık yapmayacağınızı biliyorum. Memur bey, kesinlikle bir yanlış anlaşılma var burada. Asla böyle bir şey yapmaz bu çocuklar. Tamam, bu çocuklar aile terbiyesi almamıştır, asidir falan ama kesinlikle hırsızlık yapmazlar. Hepsi pırlanta gibi çocuklardır memur bey. Teyzeciğim, doğrudur da yine de ifadeleri almamız lazım. Karakol her şey ortaya çıkar zaten. Yürüyün arkadaşlar. Ya Feride Hanım, lütfen kurtarın bizi. Ya Feride Hanım, ne olur bir şey yapın lütfen. Feride Hanım. Feride Hanım. Ağlamayın. Geliyorum. Korkmayın, tamam mı? Ben de geleceğim yanınıza. Şimdi hemen geliyorum. Korkmayın. Bir şey olmayacak. Korkmayın. Ağlamayın Kader, ağlama. Feride, ne yapacağız? Hediye Hanım, koş çantamı getir, koş. Rüstem Bey, taksi çağır çabuk. Peki Feride Hanım. Feride, bir şeyler yap Feride. Gideceğim Neriman Hanım. Korkmayın, tamam mı? Korkmayın. Allah'ım, nedir ya bu çocukların başına gelen? Bak ne fakirlik, ne bu eve taşınmak. Hiçbiri zoruma gitmiyor ama. Şu pisliği görüyorum ya, acayip sinirlerim bozuldu ya. Sen ne sırıtıyorsun ya? Ay sinirden gülüyorum Serkan. Yani normalde sokağından bile geçmeyeceğimiz bir yerde oturuyoruz. Hayır, ne yapayım, ağlayayım mı? Bunlar bizi niye çağırdı acaba Banu? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yemekleri mi beğenmediler acaba? Bilmiyorum ki Mesut de. Dur bakalım, anlayacağız birazdan. Hanımlar merhaba. Merhabalar. Sizlerle yapmış olduğumuz yemek sözleşmesini iptal etmeye karar verdik. Ne? Var Hamza Bey, ne oluyor? Bir sorun var, hem de çok büyük bir sorun var. Siz Koşyolu Koleji'ne gidip yemek sunumu yapmışsınız. Üstelik o yemeklerden yiyen bütün çocuklar da zehirlenmiş. Bakın, forumlarda da bütün olayları anlatmışlar. İşte. Canım, ne malum bizim yemeklerimizden oldu. Okulun kantinindeki yiyeceklerden de zehirlenmiş olabilirler. Aa, orada dur Banu. İnsanların günahına girme. Hatırlarsan çocuklar bizim yemeklerimizi yedikten sonra hastanelik oldular. Mesude, sus. Susamam Banu. Kantinden zehirlendiler demek iftira atmak olur. Yazıktır, günahtır. Hem ben de söylemiştim sana hatırlarsan bu yemeklerde tuhaf bir koku var diye. Kapa çeneni Mesude, kapa çeneni gerizekalı. Ne yapıyorsun be? Bir kere ben senin ortağınım, işçin değil. Çemkirme ben. Hanımlar, lütfen. Çıkar mısınız dışarıya? Kavganızı dışarıda yapın. Buyurun lütfen. Abi, ya biz her günkü gibi okula gittik, okuldan döndük. Haberimiz yok hiçbir şeyden. Biz kimsenin telefonuna el sürmedik. Zaten bizim var ki telefonumuz. Yani Eylül'ün var, Meral'in var. Kullanıyoruz biz onları. Gerek yok ki. Ben kaldıkları yurdun müdür yardımcısıyım komiser bey. Çocuklardan ben sorumluyum. Kim ihbar etmiş, öğrenebilir miyim? İhbarı telefonla aldık hanımefendi. Kimlik belirtilmemiş. Çocuklar, olay aydınlanıncaya kadar sizi misafir edeceğiz. Ne güzel diyorsunuz ya. Misafirmiş. Nezarete atacaksınız değil mi? Daha önce de yaptınız siz bunu bize. Niye bizim başımıza geliyor bunlar ya, niye? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ya tutma kolum, bırak. Ben kendim gidebilirim. Ya Feride Hanım, bir şeyler yapın.
Biz suçlu değiliz Feride Hanım. Biliyorum, suçlu olmadığınızı biliyorum güzelim. Elimden bir şey gelmiyor ki şu an. Korkmayın Songül. Ne biçim bir hayat bu ya? Lanet olsun. Yani çalış, didin, dur. Tam işler yoluna giriyor derken bir tümsek bir engel. Bozma hemen moralini Banu. Daha önce yemek verdiğimiz bir şirket vardı ya. Onları arasana. Ne diyeceğim onlara Mesude? Bizim yemeklerimiz yüzünden koca bir okul hastanelik oldu. Bunu mu diyeyim yani? Aynen öyle diyeceğim. Onlar internetteki diğer yorumları görmeden önce biz söyleyelim dürüstçe Banu. Sonra az önceki gibi olmasın. Tamam. Haklısın aslında. Bizden duymaları daha iyi. Hem dürüstlüğümüzle puan toplamış oluruz. Tamam ben gideyim bir yoklayayım onları. Taksi geliyor ben biniyorum buna. Taksi. Hadi görüşürüz. Hayırdır inşallah. Buyurun Feride Hanım. Mesude Hanım. Eylül'ü gözaltına aldılar. Buraya gelseniz iyi olur. Ne? Ne diyorsun sen be? Neden aldılar? Ne oldu yavruma? Sadece o değil, arkadaşlarını da aldılar. Çantalarından çalıntı cep telefonları çıkmış. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz şu anda. Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Neriman Hanım. Songül'ün babasına da haber verelim. Maalesef kızları nezarete attılar. Ay beni bulaştırma Feride. Ben şimdi adamcağıza nasıl söyleyeyim kızınızı içeriye aldılar diye. Telefon numarasını ben sana vereyim, sen ara. Tamam Neriman Hanım, tamam. Verin siz. Bekle bakayım, neredeydi onun numarası? Şurada vardır. Hah, yaz. Durumu nasıl? Birinci açılacak değil mi? Moralinizi bozmak istemem ama kendine gelemeyebilir. Uzun süre komada kaldı. Bu yaştaki hastalarımız için pek ümitli konuşamıyoruz. Ne diyorsunuz siz? Ha böyle sessiz sessiz ölüp gidecek mi? Hanımefendi, hastanız yaşam destek ünitesine bağlı. Bu şekilde ne kadar yaşar bilemiyorum. Geçmiş olsun. Ağlama. Allah'tan umut kesilmez. Sen böyle ağlayınca onun canı acır. Bakma bilinci kapalı dediklerine. O her şeyi duyuyor. Duyuyor. Ama paranın yerini söyleyebiliyor mu? Hayır, söyleyemiyor. Kahretsin. Mahvoldum ben. Onun yüzünden mahvoldum. Koş yoluna lütfen. Ben size tarif ederim. Tamam hanımefendi. Taksimetre açayım. Pardon. Pardon. Durur musunuz lütfen? Ben önemli bir evrak unutmuşum da onu alayım. Peki hanımefendi geçmiş olsun.
Sağ ol. Zengin alışkanlıklarından vazgeçeceksin Nazan. Yok artık taksi maksi. Allah'ım. Ne yapacağız biz?